Merhabalar arkadaşlar. Evet, Journeyman kariyerimize Kırklare Spor maceramızla devam ediyoruz. Şöyle kısa bir kariyer özeti yaptığımızda lige muhteşem başladık hakikaten. E, ve 7'de 7 ile gidiyoruz. E, Türkiye Kupası'nda da 2-0 geriye düştüğümüz maçta Muğla Sporu deplasmanı 3 2 inerek 4. tura yükselmiştik. E, lig tablosuna baktığımızda şu an 7 maç 21 puanı lideriz. Ve en yakın rakibimiz 2. sıradaki birlik nakliyat Düz Yurt Spor'un tam 7 puan önündeyiz. Çok ciddi bir avantaj yakalamış e, durumdayız. Önümüzdeki fikstüre baktığımızda e, bayram Bayrampaşa'yı ağırlayacağız kendi sahamıza. Yeni Çorum Sporu ağırlayacağız. İstanbul spor deplasmanı var ve Ümrani Spor'la Türkiye Kupası 4. tur maçına çıkacağız. Evet yavaştan başlayalım. Bayrampaşa Spor karşısında 2 oranla favoriyiz. 1226 bilet satılmış durumda ve 8 derece bir hava sıcaklığı. İlk 11'imiz hazır ilk 11'imiz. sait dışında herhangi bir eksimiz yok. sait Öner sakat etkili sabekimiz. İbrahim Hüsamettin, Müslüm Yusuf, Davut, Tolga, Sami, Mertcan, Neşet, Abdülkadir ve Cengizhan ilk 11'iyle çıkıyoruz. Bayram Spor karşısına 8'de 8 yapmak istiyoruz. Hatta iki maç evimizde 9'da 9 neden olmasın diye düşünmüyor değilim açıkçası. Bakalım neler getirecek bu maç bize. Haydi bakalım. Evet. Cengizhan, Hüsam, Sami. Tolga'ya bırakıyoruz. Tolga geliyor sağ taraftan. Cezası aslında girdi. Tolga. Evet. Orada Tolga'nın ortaları çok iyi. Bitirici vuruşları çok çok iyi değil belki ama şu an takımımızda asist konusunda bir numara Tolga Şahin evet ilk 7-8 dakika top bizde iyi başladığımızı söyleyebilirim şu an Bayrampaşa Spor geliyor Semir cezası aslında Müslüm çıkarttı ve Neşet alıyor Neşet'ten tam istediğimiz performansı alamadık arkadaşlar birazcık daha iyi oynamasını bekliyoruz ondan bir top kaybı ama Abdülkadir girdi Abdülkadir dışarıya şu an 7 golle takımımızın ve ligin en golcü futbolcusu Abdülkadir. Evet ilk 15 dakika 0-0 geçti. biraz çok net gol pozisyonuna giremedik ama istatistiksel anlamda şu an rakibimizden oldukça öndeyiz attığımız şut sayısı anlamında. Ve kaleci Eray Bilizcan'ı geçemedik kısacası şu an. Hüsam, Mertcan, Neşet kötü bir top attı. Şimdi araya giriyor Mertcan girdi araya. Hüsam. Evet Neşet birazcık daha adaptasyon sorunu yaşıyor herhalde Çip'in tamdan sonra. E, Tabi orada eksi 5 derece bir hava sıcaklığından bir anda 30 dereceye geldi. Şimdi Tolga getiriyor. Tolga cezası aslında ortaya çıkarttı ve gol. Neşet'ten asist Abdülkadir. Evet Neşet e, tam arttırması gerekiyor performansını derken. E, ben buradayım hocam dedi. Ve çok güzel bir asist yaptı arkadaşlar. Abdülkadir de bu sezonki 8. golünü atıyor 8. lig maçında. İşte Tolga, Neşet ve Abdülkadir. Çok güzel bir gol. Evet etkili başladığımız maçta 1-0 öndeyiz şu an Bayrampaşa Spor karşısında. İlk 35-36 dakika çok istediğimiz gibi geçti arkadaşlar. Hatta daha farklı da olabilirdi. Bir an önce ikinci golü bulmamız lazım. Savunmama çok güvenmiyorum çünkü. Her an saçma sapan bir golü berabere gelebilir maç. Evet ilk yarıda e, müthiş oynadık bana kalırsa. 21 şut on isabet, 2 mutlak gol şansı. Şu istatistiklere ikinci golü bulmalıydık. E, Bayrampaşa'nın 4 şutu var, isabetli şutu yok, mutlak gol şansı yok. İkinci yarıya başlıyoruz. E, umarım e, zora sokmadan kendimizi ikinci golü bir an önce buluruz. Şimdi bir duran bir kafa ofsayt mı? Hayır. Abdülkadir yine atıyor. Bu sezonki 9. golü. 2-0 bir köşe vuruşu organizasyonu ki e, Tolga Şahin'le köşe vuruşlarını çok etkili kullanıyoruz. Burada da Müslüm Arkadireyi çıkartıyor Abdülkadir. E, kolay bir gol atıyor diyebiliriz. Daha zorlarını attı. Evet. E, i̇kinci yarıya e, 2-0 önde başladık. 8'de 8 için e, çok büyük avantaj yakalamış durumdayız. Birazdan e, birkaç oyuncu değişikliği yapacağım. E, kondisyonları çok kötü olan oyuncuların var sahada. Hatta yapalım. E, Kimi alalım? Deniz Ataç'ı alalım. Tolga yerine. O orada oynayamıyor. Lokman'ı alalım. Mertcan'ın yerine de arkadaşlar. Fırat oynar mı orada? Oynayamaz. Fırat sol taraf oyuncusu. Mehmet Ergün'ü alalım. Mertcan'ın yerine. Merkez orta sağa oynasın. Tamam. Evet. Şimdi bir duran top şansı. Aman arkadaşlar. Dikkat. Direkten dışarıya. Evet. En tehlikeli pozisyonu Bayrampaşa Spor'un 66. dakikada geldi. Direkten dışarı çıktı sol bekimiz bu arada e, bayağı bir yoğun, bitkin Hüsamettin onu çıkartabilirim 75'e doğru. Sami ceza sahasında Lokman alıyor. Lokman müthiş bir gol. 3-0. Gerçekten müthiş bir gol attı bu sezonki ilk golü. E, artık 3 puan alıyoruz. de 8 evet arkadaşlar 8 8'le başlıyoruz lige. Müthiş bir avantaj, müthiş bir avantaj. İşte Lokman gerçekten e, harika bir şut. Evet şu sol bekimizi alalım gençler. Şu sol bekimizi alalım. E, Fırat suçsuz alıyorum Hüsamettin'in yerine. Hüsamettin çok yorulmuş durumda. Evet e, çok rahat bir maç oldu. Beklediğimden rahat bir maç çıkarttık. 78 dakikada. Şu an Celal geliyorlar ve çok güzel bir gol. Evet Celal kanlıdan müthiş bir gol geldi Bayrampaşa Spor adına. Hakikaten yiyeceksek de böyle kral goller yedim arkadaşlar. Çok iyi bir gol. Çok çok iyi bir gol. Çok iyi bir gol. Harika bir gol. Yani şu an belki de bu kariyer hikayemizdeki, kırklar Spor maceramızdaki en güzel gol diyebilirim. Attıklarımız dahil. Evet, biraz dengeli futbolu mu geçsek? Sanki biraz geliyor rakip. Bir orta daha kaleci İbrahim. Evet, biraz dengeli futbolu geçmenin zamanı bence. Müslüm. Geçen maçta 3-0'dan 3-2'ye gelmiş. Son dakikalar biraz acı çekmiştik. Fırat. Sami. Sağda boşluk var. Evet, sola döndü. Neşet aldı. Neşet aldı. Neşet. Ah Neşet. Ah Neşet hala olmadı arkadaşlar. Oğuzhan. Davut Batuhan araya girdi. Tehlikeli geliyor Bayrampaşa Spor. Şimdi Lokman. Yakalar mıyız bir kontratak? Lokman götürüyor. Ama hadi artık çıkart ayağından. Evet ortayı da yaptı. Seken top Oğuz. Sami. Ooo. Sami Sami. Yani biraz önce Bayrampaşa Spor'un attığı gole en iyi gollerden biri demiştik. Hatta en iyi gol demiştik arkadaşlar. 40'lere maceramazdık ama Sami hayır hocam diyor, e, biz atacağız diyor en iyi golü dercesine gerçekten e, müthiş bir gol, müthiş bir gol Samiden 4-1 ikinci golü bu sezon e, Sami kayıkçı evet devam ediyoruz gençler 8-8 artık buradan bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum şimdi Oğuz uzun bir top aktı Hamza aldı topu Hamza tek başına Hamza deniyor dışarıya. Evet bir duran top şansı yine 90. dakika. Bir orta bir kafa 4-2. Evet Erman Bulucu. E son dakikalarda gol yeme hastalığımız devam ediyor. Şu an takımdaki tek sıkıntı bu. E belki devre arasında stopere bir takviye yapabiliriz arkadaşlar. Stoper mevkinde biraz aksıyoruz. Gol yiyoruz. Şok gol atıyoruz ama yedimizle söyleyelim. Evet 4-2 ile geçiyoruz Bayram ve 8'de 8 yapıyoruz. 2 Abdülkadir, 1 Lokman, 1 Sami rakibin golleri Celal Kanlı ve Erman Bulucu'dan. E sonuna kadar da hak ettiğimiz bir maç oldu. 29 şut 14 isabet, 3 mutlak gol şansı. E 11 şut isabet ve mutlak gol şansı yok Bayram Paşa sporun. Güzel galibiyet diyorum ve devam ediyoruz. Evet 8-8 gençler. Bakalım diğer maçların ardından puan durumu nasıl oluşacak? En yakın rakibimizle haftaya 7 puan farklı girmiştik. Lider olarak girmiştik. Ee, ve evet şu an hala en yakın rakibimizle. Aramızdaki puan farkı 7. Ee, 24 puandayız. İkinci Afyon Spor'un 17. Manisa'nın 16. Kaçiören Gücü'nün 15. Ve e, Düz Yurt Spor'un 14 puanı var. Evet Abdülkadir... Tebrik edelim. Gol yollarında çok iyiydim böyle devam et diyorum. Üst üste 8. galibiyetimizi aldık. Alkışlar. Evet şimdi Çorum Spor'u ağırlıyoruz. Yine kendi sahamızda 9'a 9 istiyoruz arkadaşlar. Kendi sahamızda almamız lazım. Evet bu arada o çok büyük sıkıntı var. Çok büyük sıkıntı var. İki stoperimiz de sarı kart cezası Çorum Spor maçında. İkisi birden ki stoper rotasyonumuz çok iyi değil. Stoper rotasyonumuz çok zayıf. En zayıf olduğumuz noktaydı. Transfer de yapamadık o bölgeye. Şimdi Çorum Spor maçı biraz sıkıntı olabilir arkadaşlar. Evet, Çorum Spor maçı biraz sıkıntı olabilir kendi sahamızda oynayacağımız. Yani çok gol atmamız lazım. Çok gol atma. Gol kesin yiyeceğiz de. Çok gol atmamız gereken bir maç. Çorum Spor karşılaşması şu andan itibaren. Haftanın golü Sami seçilmiş arkadaşlar. Evet. Müthiş bir gol attı hakikaten. Zaten geçen maçta da devre arasında stoper rotasyonumuzu arttırmamız gerektiğini söylemiştim. O yüzden devre arasında muhakkak stoper almamız lazım. Şu an orada stoper oyuncusumuz yok arkadaşlar. Yani ya altyapıdan çıkartacağız bir şey yapacağız. Ne yapacağız bilmiyorum açıkçası ben de şu an itibariyle. Bir maç günü gelsin bakalım. Ama işimiz biraz sıkıntı. Sıkıntı. Oraya bir transfer yapmalıydık. Oraya bir tane de olsa adam almalıydık yani. Orada yanlış yaptık. Yanlış yaptık doğrularımızı söylüyoruz ama yanlışlarımı da söylememiz lazım. Evet haftanın antropor raporu üzeri Mehmet Ergün genç 17 yaşındaki oyuncu yükselmeye devam ediyor. Onu oynatacağız. Stoper'de oynatacağız arkadaşlar onu. Genç Mehmet'i ve bu maçta Çorum Spor karşısında ilk 11'de başlatacağız. Yanına da bir adam bulacağız artık. Evet yeni bir yenilmeme serusuna serusu serisine yaklaşmış durumdayız. Kırklareli Spor tarihinde. Ve adım adım da birinci lige doğru yol alıyoruz arkadaşlar. Şu an gerçekten 7 puan çok ciddi bir avantaj. Hiç playoff düşünmeyelim bence. Bu performanstan sonra şampiyonluk yakışır bize diye düşünüyorum. Evet 24 Erzinspor Spor Menajanı Mustafa Sarıgül'ün Lokman Erdoğan'la ilgilenmesi hakkında ne diyeceksiniz? Lokman satılık değil diyorum. Devam ediyoruz. Şu an kimseyi satamayız. Zaten e, çok öyle müthiş, rotasyonlu bir kadromuz yok. 11'imiz fena değil. Neşet, Tolga Şahin transferi, Mertcan transferi güzel tutan transferler. Ama e, adam satamayız. Adam satma lüksümüz yok. Evet maç değil arkadaşlar. E, yeni Çorum Spor karşısındayız. E, Stoper'deki iki oyuncumuz eksik. E, bakalım bunun sıkıntısını yaşayacak mıyız? İnşallah yaşamayız. Evet 1.50 ile favoriyiz Yeni Çorum Spor karşısında. 1100 bilet satılmış ve 14 derece bir hava sıcaklığı. Evet şimdi bir kere ee, Yusuf Çelik yerine oraya. Abi Sait alacağız ama Sait sakat. Sait sakat olduğu için alamıyorum tabii ki haliyle. Ee, Mehmet Ergün'ü koyacağım. Bir kere Mehmet Ergün'ü kesin koyacağım. Müslüm yerine de. Yok orada adam yok işte. Altyapıya bakacağız. Of. Altyapıda da iyi futbolcular varmış ha. Eyüp Korkmaz genç orta saha oyuncusu. Ama altyapıda da arkadaşlar yani sıçtık. Yani bildiğiniz şu an sıçtık. Yani Osman Bayrağı oynatacağım. M2'sinde değil ama. Furkan'ı da 7'ye koyalım. Tamam. ya yani Yapacak bir şey yok bu maç. <laughs> yani 7'mizden fazlasını atmaya çalışacağız. Çünkü muhakkak gol yiyeceğiz. İki savunma da yok. Ee, İbrahim Hüsamettin, Osman, Mehmet, Davut, e, Tolga, Sami, Mertcan, Neşet, Abdülkadir ve Cengizhan. İlk 11'imiz. Ee, umarım sıkıntı yaşayacağımız bir maç olmaz. Rakip 4-2-3-1 ile başlıyor. Cafer Tosun var. Evet Cafer Tosun. Beğendiğim bir Türk oyuncu açıkçası. Valla şu an e, bir puan bile iyi olabilir arkadaşlar bizim için şu maçta ben size söyleyeyim. Ve Tolga ile Duran topu kullanıyoruz. Neşet kaptırma orada. Kaptırırsan golü yeriz Neşet. Hızlı gelecekler. Savunma dikkat. Cafer. Kıvanç. Ertuğrul güzel aldı önüne. Sağ taraftan gelmeye çalışıyorlar. Mertcan araya girdi. Mertcan. Of Mertcan. Sami. Sağdan Tolga geliyor. Etkili ortalarından birini bekliyoruz Tolga'dan. Güzel noktaya attı. Gol pozisyonu ve Tolga. Asist değil gol atarım diyor. Ve 1-0 öndeyiz 8. dakika. Güzel. Evet, i̇yi başladık. Golle başladık. İşte Tolga Sami vurdu savunmadan döndü ve Tolga gelişine kaleciyi yatırıyor adeta. Dizlerin üstüne çöktürtüyor kaleciyi ve 1-0 öndeyiz. Yeni ço Çorum Spor karşısında şimdi bir köşe vuruşu yine Tolga. Orta geldi. Savunma çıkartıyor Sami orada at Tolga'ya. At Tolga'ya ceza sahasına girdi Sami. Şimdi Tolga. Mehmet çok iyi top geldi. Neşet indirdi. Neşet'ten asist. Cengiz anlatıyor. Dakika 11 2 0 Of evet çok iyi başladık. Yani bu kadar. iki stoperimizin cezalı olduğu bir zamanda 10 dakikada iki gol bulduk. 26 verajımız var arkadaşlar 9 maçta. İşte kafa ile indiriyor Neşet ve Cengiz Han bu sezonki dördüncü golünü atıyor. Evet şimdi Rıdvan dikkat edelim. Şimdi dikkat, şimdi dikkat. Özellikle savunma arkasına atılan toplardan çok korkuyorum. Savunma e, baskı attığımız geride ama Tolga araya girdi. Mertcan bir kontra yakalayabilir miyiz? Neşet. Neşet rakibinden güzel sıyrıldı. Sol taraftan pire gibi gidiyor Neşet. Ortasını da yaptı. Cengizhan indirdi. Abdülkadir attı. 12 dakikaya 3 gol sığdırıyoruz. Bu sezon 10. gol Abdülkadir'in. 9 maç 10 gol. 3-0. Evet gerçekten... Ee... 3 isabetli şut ve 3 gol olabilecek en iyi senaryoyla karşı karşıyayız bugün arkadaşlar. Yani ne isteseniz deseniz bunu bile isteyemezdim o derece. Maç başlangıcı olarak. E şimdi Cafer bir duran top şansı. Duran toplar tehlikeli. Uzaklaştırın. Uzaklaştırdık. Şimdi Rıdvan e Yeni Çorum Spor umutlanmak istiyor Enes uzun bir top işte burada savunma hata yaptı ve golü yedik işte evet. E, tam bir e, stoper hatası ki beklediğim bir şeydi. Skor 3-1 oldu. İşte bakın e, inanılmaz bir hata. Kaleciyi kızacak bir şey durum yok. evet şimdi e, tabii yine de e, dikkat etmemiz lazım gençler. Pozitif futbola devam ediyorum. İkinci yarıda dengeli futbola geçerim 60 65'ten sonra. Çünkü baskı kuracaklardır. Evet mü müthiş bir 12 dakika oynadıktan sonra açıkçası hücumda durduk. Şu an skor 3-1. İlk yarı bu skor bence güzel bir avantaj. Üç yalnız 3-2 olmasın. Aman aman arkadaşlar. Kerem. Evet geliyorlar. Tehlikeli geliyorlar. Çok tehlikeli geliyorlar. Evet kalecimiz İbrahim'den kritik bir kurtarış. Aklımızın gittiği bir pozisyon açıkçası. Şimdi sol tarafta Anıl geliyor. Yine Kerem. Savunmamız. Üçüncü pozisyon dışarı evet stoper. Hatalarımız haliyle var. E şimdi Ertuğrul şu iki yarı bitsin ya. Hakan. Mikail, Cafer, Rıdvan. Şimdi Neşet uzun oynadı. Abdülkadir'in önüne Abdülkadir, Abdülkadir ok gibi fırladı ve Abdülkadir yine atıyor. 9 maç 11 gol oldu 4-1. Evet yani oh biraz e, çorumun baskısı beni bunaltmıştı. Soper oyuncularımız da yok. Bu arada Neşet'ten de ikinci asist geldi bugün. Son iki maç 3 e, asisti var. 9 maç 11 gol. Müthiş bir performans Abdülkadir Ak Yıldız'dan. Evet 4-1 öndeyiz ilk yarıda. 13 şut 6 isabet 2 mutlak gol şansı. Çorum Spor'un 9 şut isabet 2 mutlak gol şansı var. Yani pozisyon verdik arkadaşlar. İkinci yarıda da bence vereceğiz. Dikkat etmemiz lazım. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Biraz denge futboluna geçelim bence. Çok da skoru koruyalım kısacası. Ve şimdi Davut kullanıyor Sami. Davut ceza sahasına orta geldi savunma ve Mikail evet kontratak gelir mi gelir. Ee, iki, iki, evet işte bakın şimdi stoper oyuncularım ne yapacaklar. Kerem. Savunmamız çıkartıyor ve şimdi sıra bizde. Mertcan'la geliyor kontra Mertcan Abdülkadir'in önüne güzel bıraktı. Hetre'ye gidiyor Abdülkadir. Kaleci Mert kötü vurdu. Evet, birazdan oyuncu değişiklikleri yapacağım arkadaşlar. Özellikle Neşet'i kötü görüyorum ve Sami Kayıkçı'yı kötü görüyorum. E, onları bir çıkartalım. İkinci yarı durdu oyun zaten. E, Neşet'in yerine kimi alalım? E, Deniz Ataç'ı alalım. E, Sami'nin yerine ise o bölgeye Furkan Cuk diye oturur. Ops yanlış oldu. Sami'nin yerine de Furkan'ı alalım ve devam edelim. Evet ikinci oyuncu değişikliğini yaptık. Son uzatmalarla birlikte 25-26 dakikalık bir süre kaldı. Şimdi orta savunmamız çıkartıyor. Mertcan aldı. Cengizhan'ın önüne güzel top. Cengizhan gole gidiyor. Cengizhan gidiyor. Cengizhan kaleciyi geçemedi. Evet önemli bir şans. Beşinci golü kaçırdık. Şimdi Davut. Evet oyuncuları övdük bu arada. Biraz gaz verdik. Evet dakika 84'e geldi. 86'ya geldi hatta. Evet iki stoperimizden yoksun çıktığımız maçta. Yeni Çorum Spor'u 4-1'le geçiyoruz. Çok önemli bir galibiyet bu açıdan. Özellikle ilk yarıda çok iyiydik. 23 2 isabet 3 mutlak gol şansımız var. E, şut imkanı verdik. Evet bu stoperlerimizin de eksikliğinden kaynaklı. E, 14-6 isabet ve 2 mutlak gol şansı var ama 4-1'le kazanıyoruz. Tolga Şahin, Cengiz Han ve 2 Abdülkadir golü. Bize baktığımız zaman Mehmet Ergün 7.2, Tolga 8.7, Mertcan 7.8, Cengizhan 7.6 ve Abdülkadir Manoftum'e 8.8 gecenin dikkat çeken performansları. Aferin beyler diyorum ve 9'da 9 arkadaşlar evet 9'da 9. 9'da 9'da başladık lige. Ve inanılmaz gol atıyoruz. Evet ateş içindesiniz diyor başarım kazanıldı ateş içindesiniz bence de. Gol yollarında çok iyi devam et diyorum. 9 maçtır kazanıyoruz. Şöyle bir fiksürü tamamlayıp puan durumuna bakalım. En yakın rakibimizin 7 puan önünde girmiştik haftaya. Ve 8 puan olmuş arkadaşlar. Evet en yakın rakibimizin 9. hafta sonunda 8 puanın önünde lideriz. 9 maç, 9 galibiyet, 18 avaraş. E Manisa'nın 19 puanı var. Afyon 18, Balıkesir 17 ve Keçiören gücü 16 puanda. Şimdi İstanbul Spor Deplasmanına gidiyoruz Evet Deplasman karşılaşmasına gidiyoruz ee, Yenemesek de Yenilmememizi dilediğim bir maç Ondan sonra da Ziraat Türk Kupası Ümrani Spor Deplasmanı Evet rekor kırdık 13-10 maçtır Yenilmiyoruz bu arada e, Bir bakalım ya arada Çıpınım tam neler yapıyor Merak ediyorum arkadaşlar Sonuncu 20 maçta 13 puanla ligin sonuncusu Evet bir şey diyemiyorum Evet, şimdi bakalım. İstanbulspor deplasmanı bizi zorlayabilecek bir deplasman olabilir. O yüzden ee, dikkat etmemiz gerekiyor. İlla ki puan kaybedeceğiz, mağlubiyet de alacağız arkadaşlar ama e, yani müthiş bir sezon başlangıcı yaptığımız için şu an e, avantaj bulunduruyoruz elimizde. Yani geriye kalan 25 maç vardı, ortada 75 puan var, çok ciddi bir puan tabii ki. Ama şu an e, müthiş bir avantajımız var. Evet, Mertcan haftanın takımına seçildi. O da iyi bir oyuncu çıktı. Beşiktaş alt yapısından çıkan Mertcan. Haydi bakalım çocuklar İstanbul'a geliyoruz. İstanbul'da kalacağız iki maç çünkü İstanbulspor deplasmandan sonra Ümraniye'ye gideceğiz. İstanbulspor bildiğim kadar Esenyurt'ta maçlarını oynuyor. Bir iki maçında takip ettim İstanbulspor'un Esenyurt'ta. Necmi Kadıoğlu Stadyumunda. Ee, ondan sonra da yine karşıya Anadolu yakasına gideceğiz. Abdülkadir Yıldız niye satış listesinde diyor ya? Abdülkadir Ak Yıldız e, satış listesine konmak istiyormuş. Forvetimiz. Fethiye Spor istiyormuş kendisini. Abi hemen götünüz başınız oynuyor işte. Hemen götünüz başınız oynuyor ya. Vallahi hemen götünüz başınız oynuyor yani. Fethiye Spor ne anasını satayım. TFF birincilik şampiyonluğuna gidiyoruz. TFF e, yani birinci lige doğru gidiyoruz. Adam ne diyor bana gelmiş? Evet Mehmet Ergün. Gerçekten müthiş bir genç yetenek Mehmet Ergün. 17 yaşındaki oyuncu. ileride bizde bayağı kullanabileceğimiz bir oyuncu gibi gözüküyor Mehmet Ergün. Evet Kırklar Spor bunu çok iyi yaptı. Yönetim genç oyuncuları doldurdu arkadaşlar. 10 tane genç oyuncu aldılar en az. Yani üç tanesi iyi çıksaydı. iki tanesi başarılı çıksa bize bizim için çok büyük iş. Evet, İstanbul Spor karşısındayız. Puan kaybı olabilir. Ondan sonra da Ümraniye Spor deplasmanı var. Tabii Ümraniye Spor bizim bir üst ligimizde arkadaşlar. O yüzden dördüncü kurda favori Ümraniye Spor olacak. Elenirsek de çok sıkıntı değil bence Türkiye Kupası'ndan zaten. Bu arada biz biraz lisans durumumuza bakalım. Bizim lisans, lisans durumumuz ne alemde onu merak ettim şu an. Bir bakalım şu lisansa ya. Evet uluslararası A lisansı almak için eğitim alıyor arkadaşlar. Evet eğitime devam ediyoruz. Özellikler evet hemen hemen aynı devam. 89 maçta oynadığımız 89 maç kariyerimiz toplam 52 galibiyet, 21 beraberlik, 16 maç mağlubiyet var. %58 galibiyet oranımız. Evet İstanbulspor deplasmanındayız. 2 e, oranla favoriyiz. 368 bilet satılmış. Evet Necmi Kadıoğlu stadyumunda ve 16 derece bir hava sıcaklığı. Evet şimdi Müslüm'ü alıyorum tabii ki savunmaya. Ee, Yusuf Çeli'yi alıyorum. Evet bu maç stoperlerimiz var arkadaşlar Allah'tan. Yedekten de Furkan Temir'in yerine Mehmet Ergün'ü koyuyorum. Tamam. Evet İbrahim Hüsamettin Müslüm Yusuf Davut Tolga Sami Mertcan Neşet Abdülkadir ve Cengiz Han'ı ilk 11'i. Ee, 9'da 9'un yaratmış olduğu bir baskı da var açıkçası ama olsun 10'da 10 olmak zorunda değil. Yenilmesek bile bence şu maçta başarı. Çünkü iyi bir takım. İstanbul Spor, tehlikeli bir takım. Evet maçada İstanbul Spor'un şutlarıyla başladık. Şu an birden dört birini. Dört şut attık. Dördü kaleye buldu. Birden. Evet Hakan Yılmaz bir duran top şansı. O bomboş kaldılar. Ve İbrahim. Kötü bir şut çıktı Allah'tan. Evet dakika 11. 0-0 İstanbul'da skor. Müthiş bir zemin var. Şimdi Davut Mertcan. Sağ tarafta Tolga. Evet Tolga güzel ortalarından birini bekliyoruz yavrum benim. Bir içinden geçen çalım. ikinci çalım Tolga cezası aslında. Davut Sami vuruyor dışarıya. Güzel geldik. Top üstten az farklı dışarıya çıktı. İyi başladık deplasmanda iyi başladık maça. Ee, şu an %73 to %76 topu hakimiyetimiz 10 şut 5 isabetimiz var golü bulamadık onun dışında her şey iyi gidiyor bence Şimdi Hüsam kullandı. Abdülkadir aldı. Abdülkadir cezası aslında. Orta geldi. Cengizhan Han vurdu. Top üstten dışarıya gidiyor. Evet. Ee, iyiz, Güzel oynadık ama şu an tek eksik gol arkadaşlar. Yine de dikkat etmemiz lazım. Yine de dikkat etmemiz lazım. Rakibe de şu imkanı tanıyan bir takımız çünkü. Evet, i̇lk yarı şöyle bir bitsin. Şöyle bir bitsin. Şimdi Tolga. Yusuf kafayı vurdu üstten dışarıya. Çok net gol pozisyonuna giremedik. Çok şut attık ama çok net gol pozisyonuna giremedik bugün. Şimdi kaleci Umut uzun oynuyor. E, top bizde Hüsam. Neşet özellikle oyunun içine hiç giremedi bugün. Hiç Neşet'i topla görmedik. Hüsam. Mertcan. Sami sever o bölgeleri. Vurmadı Tolga'yı bıraktı. Tolga. Davut. Neşet, Neşet, Neşet. Tam oyuna girmedik dedim. Geçtiğimiz maçta eleştirmiştim asist yapmıştı. Şimdi de golü attı. 45. dakikada 1-0 öndeyiz. Bu sezon ikinci golü Neşet'in. İşte Davut ve Neşet arka direkte. Çok iyi vurmuş yalnız arkadaşlar. Evet 1-0 öndeyiz Neşet'in golüyle. İstanbul Spor'un 4 2 isabeti var mutlak gol şansı vermezken 16 şut 9 isabet mutlak gol şansımız yok belki ama gördüğünüz gibi her anlamda maça hakimdik ilk yarıda. Haydi bakalım. İkinci yarıda iki, farkı ikiye bir an, bir an önce çıkartmamız lazım. Ve 10'da 10. 10'da 10 ile başlayacağız şu maçı kazanırsak ikinci yarı biraz durgun başladı. Biraz biz de yavaştan dengeli futbola geçelim. Bunun haricinde bir oyuncu değişikliği de yapacağım. Furkan Albant alacağım Cengizhan'ın yerine. Onun dışında Tolga'yı çıkartacağım. Lokman alacağım. Ve Mertcan yerine de Mehmet Ergün'ü alacağım. Neden bu değişiklikleri yaptım? Çünkü inşallah bu arada sakatlık vermeyiz. Bu arada bir duran top şansı en tehlikeli pozisyonlar vurulan ulan yapma be oğlum ya. Neyse. Evet tam değişiklik yaptık. Gol yedik. Bu gol bana yazılır. yazılır. Savunma oyuncumuz Hüsamettin orada bekledi topla birlikte adeta. Neden öyle bir şey yaptı? Vursa Hüsam olmayacak. Evet bir duran top golü yedik. Olsam Berber'in golü. İşte direkten dönen top. Orada bekledik. Ah, ah be Hüsam. Ah be Hüsam. Evet oyuncuları da değiştirdik. Çünkü 3 gün sonra Türkiye Kupası maçımız var. Bakalım bir reaksiyon verebilecek miyiz? Biri bir de iyidir. Yenilmeyenin bir de iyidir bence. Sıkıntı yok. Olacak. Puan kaybı olacak çünkü zaten. Aman arkadaşlar. Uf. Net bir gol pozisyonundan yararlanamadılar. Şöyle biraz gaz verelim daha azimle oynayın diye. Herhangi bir değişiklik yapmayacağım onun dışında. Yoksa maçın hakimiyiz aslında bakarsanız. Tabi ikinci yarıda biraz hücum performansımız özellikle aksadı ama olsun. Evet galibiyet serimiz bitiyor ama olsun deplasmandan bir puan alıyoruz. Neşet'in golüyle öne geçtiğimiz maçta Oğuzhan Berber'in golüne engel olmadık. 1-1. Baktığımızda 10 şut 4 isabet 1 mutlak gol şansı. İstanbul Spor'un bizim 22 şut 11 isabetimiz var. Ama mutlak gol şansına girmekte bugün sıkıntı yaşadık. Abdülkadir ve Cengiz verim alamadık. Bizim adımıza maçın en iyisi Man of the Match Neşet oldu arkadaşlar. 7.5. Devam. Evet bu performansınızdan memnunum diyeceğim. Yani yenilmemek de önemli deplasmanda. Yapacak bir şey yok. İlla ki olacak bu. Şu an namı albüs. Evet 10 maçtır yenilmiyoruz arkadaşlar. Şu fikstüre baktıktan sonra fikstür tamamlansın puan durumuna bakalım. Ve Ümraniye Spor deplasmanına gidiyoruz. Evet 28 puandayız. En yakın rakibimiz Afyonspor'un 7 puan önündeyiz. Afyonspor 21, Balıkesir 20, Manisa 19 ve Düzdür Spor 17 puanda. Güzel bir 10 e, haftayı geride bıraktık. sport ikincilik kırmızı grupta arkadaşlar. Şimdi e, kupa maçına gidiyoruz. Ümraniye deplasmanına gidiyoruz. E, bakalım. Favori net Ümraniye Spor tabi ama. Evet bu arada Tolga Şahin cezalı. Ah be Tolga ya. Bu maçta mı ceza? Yok ligde. Osmanlı spor maçında cezalı olacak Tolga. Yenersek sürpriz. Ümrani sporu yenersek sürpriz elersek. Bakalım. Hayırlısı. Zor ama. Tabii Ümrani Spor net favori. Haydi gençler, haydi bakalım çocuklar. Ee, bizim için de, bizim kariyerimiz için de önemli maçlar bu maçlar aslında. ilgi çekici maçlar. Herhangi bir sürpriz yok şu an ilk iki maçta. Evet Denizli'de Sancak Tepi'yi geçmiş. Ee, üstlük takımları, altlık takımlarını elemiş durumda. Bakalım biz Ümraniye Spor karşısında neler yapacağız. Haydi bakalım. Evet Ümraniye 2 oranla favori vize verilen oran 320 1055 bilet satılmış Ümrani stadyumda ve 8 derece bir hava sıcaklığı. Bir değişiklik yapmayacağım. Bildiğimiz ilk 11'imizde çıkıyoruz. Sait Sakat sadece. İbrahim Hüsamettin Müslüm Yusuf Davut, Tolga Sami, Mertcan Neşet, Abdülkadir ve Cengizhan. Evet 4-2-3-1 ile çıkıyor rakip. Yabancı varlar rakipte. Yabancı futbolcusu var. Daha ne olsun. Haydi bakalım. Evet ilk 10 dakika maç ortada arkadaşlar. Kötü başlamadık en azından. Şimdi bir free kick şansı. Ee, Tolga topun başında. Tolga'nın golü. Müthiş bir gol 1-0. Tolga Şahin. Evet Ümraniye deplasmanında 1-0 öndeyiz. Ee, bakalım. Yani daha çok erken konuşmak için ama çok güzel bir gol attı. Bu sezon 3. golü Tolgan'ın. Evet, e, sessizlik hakim çok stresliyim çünkü. Yani e, geçmememiz normal ama geçersek olay. Öyle diyeyim ben size. Şimdi uzun bir top Mertcan. Mertcan aradan bıraktığı Cengizhan karşı karşıya. Ah Cengiz ama offside mi? Hayır korner Ah be Cengizhan. İyi bir fırsat. Şimdi Tolga ceza sahasını ortalıyor. Savunma Sami. Tolga. Müslüm. Neşet. Sami. Neşet ceza sahasında at kendini yere oğlum. Atamadı. Var yok nasılsa atın kendinizi yere. Var yok değil mi ya bu seviyede var var mı bilmiyorum. Evet bir duran top daha yine Tolga ceza sahasına bir kafa vuruşu seken top. Ee, ve kontratak aldık aldık aldık. Gerçekten yüreğimizi ortaya koyuyoruz şu ana kadar. Neşet, Müslüm, Hüsam, Davut. Davut ceza sahasında Davut. Davut vurdu. Hasan Hüseyin aferin lan Davut. İyi deneme. Evet müthiş bir kere oynadık. Yani e, bizden çok daha kaliteli bir takım karşısında müthiş bir kere oynadık. Şimdi orta savunmadan dönüyor. Neşet'ten bir pasta, daha. Abdülkadir. Evet Abdülkadir bu aralar biraz durgun. Son iki maçtır. Evet iki yarıda 1-0 öndeyiz Tolga'nın frikiyle ama maçın da tek hakimiydik. Ümrani Spor'un sadece bir şut girişimi var isabetsiz. Mutlak gol şansı yok. E, 15 şut 8 isabet 2 mutlak gol şansı ve 7 köşe vuruşumuz var arkadaşlar. İnşallah yani şu an hak ediyoruz. Yani şu an turu hak ediyoruz. İnşallah bir sıkıntı yaşamayız. İkinci yarıda bakalım. Yani Cengiz Han ve Abdülkadir kötüler. Şimdi Tolga'dan orta geldi. Ceza aslında doğru Sami vuruyor 2-0. Offside mı? Offside, offside. Offside mı? Offside, offside ya. Of ya. Oyuncu gitti mi? Nasıl itti lan oyuncu? Evet dakika 57. Durhan. Evet şimdi tehlikeli geliyorlar. Akabuize. Yabancı futbolcu. Al işte. Al işte bak. Of. Yani işte bu. Hiçbir tehlike yokken penaltı oldu. Bu tecrübesizlik işte. İbrahim. Hayır. 1-1. Bir, bir. Of. Yedek forvet oyuncum da yok. Yani mecburen devam edeceğim forvetlerim çok kötü ama bu, 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 devam edecek bir performans değil. Evet Furkan'ı alıyorum ve devam ediyoruz. Abdülkadir kalsın. Üzüldüm yani. Ne diyeyim arkadaşlar? Bir önce değişikliği daha yapacağım. Bugün Neşet de kötü. Deniz Aytaç'ı alıyorum Neşet'in yerine. Evet dakika 75'e geldik. Skor 1-1. Şu an Ümraniye Spor geliyor. Fırsatları yakalayamadık. Golümüz iptal oldu ve saçma sapan bir penaltı golüyle. Skor 1-1 şu an. Şimdi Müslüm, Sami, Mertcan. Mertcan götürüyor. Tolga, Davut. Davut at lampasını işte. Evet sol tarafta Deniz Aytaç. Hüseyin, Deniz, Hüseyin oğlum orta yapın bir şey yapın lan ya da kendinizi yere atın. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Barcelona mısınız anasını satayım? Oo! Direkten döndü be. Ne vurdu be? Evet bir duran top en tehlikeli anlar. Muhsin. Olacak iş değil ya. Hakikaten Olacak işte 2-1. Yani hiçbir şey oynamadan Ümraniye Spor 2-1 önde. Yani aşırı cumarlıklı dedik ama artık bu dakikadan sonra yazık oldu. Çok yazık oldu gerçekten. Eee yani siz de gördünüz şu maçı kaybettik arkadaşlar. Yani şu maçı kaybettik. Aynı çıpanım tamdaki gibi oldu açıkçası. Orada da bu tarz çok maçlı kaybetmiştik. Olsun Türkiye Kupası'nda eğlendik. Yapacak bir şey yok. Canı sağ olsun futbolcularım diyorum ama oynanan futbol en azından üst seviyelik bir takıma karşı oynanan futbolun iyi olduğunu gördük. Tolga Şahin bu arada Man of the Match oldu 8.3 ile. Evet sonucu bir kenara bırakırsak güzel performansı diyorum ve devam ediyorum. <laughs> Yazık oldu. Evet Tolgay'ı da performansından ötürü kutlayalım. Evet gençler, bu videoyu da burada bitirelim yavaştan. Ligde güzel gidiyoruz. Namal biz Ümrani spor maçı ile ilgili yorum yapamıyorum yani. O maçı nasıl kaybettik? işte? Chipingham'ın tamdaki futbol melekleri girdi herhalde Ümrani Spor lehine e, ortama ve öyle Ümrani Spor turu geçti. Önemli değil. Çok Türkiye Kupası'nda bir yere gidemeyecek amacımız lig. E, lige baktığımız zaman 10 e, maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 28 puanla zirvedeyiz. En rakibimiz Afyonspor'un tam 7 puan önündeyiz. Önümüzdeki periyotta Osmanlı'yı ağırlayacağız. Zonguldak deplasmanı Erzincan Spor'u ağırlayacağız ve Balık Resipir deplasmanına çıkacağız arkadaşlar. Evet video videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. E, kanalıma abone olup videoya likelarsanız mutlu oluyorum. Hoşçakalın. Futbol Menajer 2020'de kalın.